değil mi? Beraber değerlendirilecek bir de oyuncular da pozisyonlar değil. Da farklı. Çünkü evet, biri evet. Orman oynuyor, biri dolaşım oynuyor. Ama Saksa'yı seviyorum ben. Joy bırakılmaması evet. Lazım. Hatta kimseye bence genel olarak. Ve seçim yasaklama hızlı başladı. Van yasaklaması geliyor GeekFam'den ve Homeboys da bir Matilda'ya da karşılık veriyor. Rakibi GeekFam'e. Bakalım şimdi. Ya Van gitti, Matilda gitti. Van göremeyeceğiz gibi duruyor. Ya çok çok bence oyundaki en güçlü nişancı. İlk iki nişancı hatta. Ve göremeyeceğimiz bir isim daha var. Martis. Evet. Bakalım. Dördüncü yasaklama ne olacak? Merakla bekliyorum. Evet, Angela da gitti. Angela da gitti. Yani Angela tabii iyi efekt bırakabildiğini bence hem bizim eşleşmede de gösterdi, ilk eşleşmede de göstermişti. Genel olarak gün başından beri ya. Evet evet, çok iyi iş alan yapıyor. Alan götürüyor. Aynen öyle. Yani orta koridora gittiğinde de iyi, desteğe gittiğinde de iyi direkt. Hiç çok fark etmiyor. Orta koridora gidince bence yani oyunun başında bence ilk kaplumbağalarda falan birazcık hasar olarak geride kalabiliyorsun takım olarak ama oraları kayıpsız iyi bir şekilde savuşturabilirsen de orta oyunun biraz daha ilerlemesiyle beraber Angela orta koridorda çok güçlü bir hale geliyor ya. O yere sabitleme yeteneğini tam olarak okutabilirsen adama falan çok ciddi hasar da çıkartabiliyor. İşte onun daha böyle süresi çok bekliyorsun ya. Ay, ya. Bir de ince çok... böyle evet, yani. Evet. Onun mesafesini ayarlayacaksın, üstüne gideceksin de, yere sabitlenmesini bekleyeceksin de. Aynen öyle. Yani orada tabii birazcık zor saniyeler geçirtebiliyor oyunculara. Bakalım yani son yasaklaması burada ne olacak GeekFam'in? Yasakladı. Geliyor. Baksıya. Gitti. Yine orman rolünde genel Şu olarak. Açık. Bakalım yasaklarlar bence burada. Ya da alabilirler. Nolan da açık yine. Ama Nolan sanki biraz daha böyle oynayanı varsa şu anda biraz oraya kalmış gibi. Mesela biz hiç tercih etmedik Nolan'ı. Açıktı maçta da. İki tarafta tercih etmedi. Ve Günever'e gittiler. Günever'le beraber yasaklama, ilk yasaklama evresinin son kahramanı da yasaklamış oldular. Şimdi ilk tercih hakkı Baloyski'de. Bakalım onun tercihi ne olacak? Çok aldı böyle... Nolan'ını, yoluna baktı mı? Bu arada Sinancım, sevgili Muratcım, şunu da ekleyeyim. Ben başta Endonezya olarak doğru söyleyerek başlayıp arada bir kere Singapur demişim galiba yanlışlıkla. Takım Endonezya takımı. Onu da tekrar düzeltelim. Bruno. Bruno'yu tercih. Ve Joy geldi. Ben Joy bekliyordum aslında ilk tercih. Joy açık kalınca tabii Homeboys hiç affetmedi. Direkt aldı. Bruno, Pekpekton, Faramis geldi. Güzel yanıt. Bruno için bunları vermeye değer miydi? Değmezdi bence. Ya Bruno da tabii çok güçlü. Onu da söylemek lazım ama Joy artı Faramis tabii biraz işlerin rengini değiştirebiliyorlar. Ya burası üst seviye. Bakalım. Hangi kahramanları yasaklarlar? Yani yasaklarlar diyorum, tercih ederler. Yani Joy gitti, ya yani şuraya bir Nolan gelse takımı çok bozar mı? Ya gerçekten çok ciddi hasarlar da çıkarıyor ya. Geldi. Evet geldi. Ve Lilia geldi. Lilia'yı da çok konuşmuştuk. Günün başından beri yasaklanan kahraman. Ama güzel. Evet. Gayet iyi etki yaratabiliyor. Ya yani o değişiklikten sonra, ilk gelen değişiklikten sonra biz seninle böyle konuşurken bizim içimize pek sinmemişti hatırlıyorsan. Lilia'nın ilk değişikliği ama sonradan bayağı net bir noktaya doğru geldi Lilia. Daha çok metanın içerisinde görebiliyoruz. Hatta yani orta koridor yasaklamalarında geçilmeden daha böyle popüler diyebileceğimiz işte Valentina'lar, Novaria'lar açıkken bile alındığını görebiliyoruz artık Lilia'nın. Bakalım son tercih hakkı Zonda ve ondan da Grok geliyor. Yani Grok güzel bir dolaşım tabii kahramanı. Duvarla falan yapabildikleri neredeyse sınırsız diyebiliriz herhalde. Yani çok fazla
size şey katabiliyor. Ve yani ne diyorsun bu yasaklamaya? Murat'ın? Yani Hinda metaya mı giriyor yani? Bu mudur şu anda? Biz mi soktuk metaya acaba ilk maçta? Sokarız. Tabii iyi yaptığımız işlerden biri metaya ya karakter şeyde, ama sokmak. Bir de şey de söylemek lazım. Baloyski de iyi oynuyor bu arada Hilda'yı. Onu da söyleyeyim ben. Baktığımda yine kim ne oynuyormuş, nasıl bir yüzdeleri var falan. Baloyski'nin gayet iyi bir Hilda oyuncusu olduğunu da görmüştüm. Onu da söylemek lazım tabii. Ve Brody yanıtı. Yani Brody zaten iyi efekt bırakmıştı bizim karşılaşmada Sunshine'ın ellerinde. Tabii yani burada gerçekten iyi hasar verebilen ve özellikle de karşıya bakıyorsun. Şimdi Nolan tabii yüksek hasar çıkartabiliyor ama yine kırılgan diyebileceğimiz kahramanlardan bir tanesi. Yakalayabilirseniz bunu ya, aynı şekilde. Yakalarsın işte. Ama onu ekledim farklı sen ya, yakalayabilirsen. Evet, evet. Lilia yine aynı şekilde, o yüzden yani çok ciddi bir anlık hasar çıkartabilecek bir Brody görmek istemediler ki oldukça anlaşılabilir. Gitti. I am the light of the incarnate. Light, ışık. Işık, ışık. Ne demek? Light demek. Light demek de ne demek? Geliyor. Hep beraber görüyor musunuz? Kaşa. Ben de Türkçe oynuyorum. Seslendirmeler ışık değilim o yüzden. Evet. Poyos'la beraber Poyos kaşa. Gitti. Yani burada Poyos yasaklamalarındaki sebep bakalım ne? Bu arada... Yani Van Van da yasaklıydı Poyos, niye yasakladılar? Bak bir şey unuttuk, Arlott diyecektim, bak Arlott'u tercih ettiler. Evet, Arlott iyi iş yapıyor ya şu ana kadar. İlk karşılaşmada, ilk eşleşmede görmüştük zaten. Bakalım buraya da yansıtabilecek mi Sapatani performansı? Oldukça önemli tabii. Ve şimdi iki tercih hakkı var. Lilian olan ve Bruno'nun yanına bir tane çok ciddi bir tank alınması lazım. Zaten onu geçiyorum. Tecrübeni alacaksın peki o tankın yanına Murano. Şu an çok kırılganlar var. Evet evet bayağı kırılgan. Uranüs o zaman da ama kitle kontrol mü az olur? Uranüs gelse. Bruno'yu altına gönderdin. Normalin olan gönderdin orta koridora. Lilia gönderdin. Lilia'yı gönderdin. Tamam işte bir tane tank alıyorsun. Güzel öncü lazım. Tecrübe lazım. Yine kırılgan bir kahraman aldılar. Evet. Yani Ruby geldi. Ve Teriz de geliyor. Abiye full tank mı çıkacaklar acaba? Ya Ruby'yi dolaşıma yolladılar. Bakalım Teriz de ne yapacak? Teriz de zaten net bir tercih. Tecrübe koridoru için ve şimdi son bir tercih hakları var. Nişancı tercih gelecek Ryzeal'in ellerinden ve bakalım yani onların burada kritik bir tercih yapmaları gerekiyor. Acaba Irithel gelir mi Bruno gelmişken? Buraya sence Irithel yakışır mı Murano? Brody de gitti. Cloud mu olacak yoksa? Cloud? Banlı mı diye tekrardan değil, değil. Cloud ban değil. Sadece Brody yasaklı. Van Van yasaklı bir de. Yani düşündüğümde Cloud da olabilir. Irithel de olabilir. Irithel sanki Bruno'ya karşı da biraz daha rahat oynuyor ya. Ama X'yi unuttuk. X'yi yine yani yeni diyebileceğimiz kahramanlardan bir tanesi aslında. Nolan'dan önceki dedim mi Murano? Evet, evet, Nolan'dan evet. Önceki kahraman. Evet. Yani iyi takımınız olunca takım kompozisyonu gayet iyi oluyor. Ulti ile beraber çünkü sizin üstünüze gelinmesini de engelliyorsunuz ya da işte kule altına ittirmelerde de yine kulenin savunulmasına da engel olabiliyor. Ultisi gayet iyi bir alan kontrolü sağlıyor takıma iyi açıldığı takdirde. Çok az piklendi ama şu ana kadar. Çok fazla da veri yok elimizde istatistik olarak onun açısından. Ve yani takımlar artık hazırlar. Bakalım burada bizlere neler izletecekler. Yine takım karşılaşmalarını görüyoruz. Yani bizim SMG'ye karşı olduğundan daha yakın bir tablo görüyoruz bence burada. Evet tabii yani bazı kategorilerde bize neredeyse eşitler. Bize çünkü bir uçurum vardı bazı kategorilerde evet, evet. Bizde. Burada biz, o kadar çok değil. Çok baskın görünüyorduk. Burada eşit bir görünüm çizilmiş. Evet değerli izleyenlerimiz artık günün üçüncü karşılaşması C grubunun ilk karşılaşması başlıyor ve söz değerli ikilimiz Murano ve Elvin Dorin'da. Evet efendim bakalım neler çıkacak karşımıza. Bir miktarda şöyle bir baktığımız zaman bu senenin başında yaşanan eşleşmenin rövanşı anlamına gelecek bu karşılaşma Homeboyz ve Geekfam arasında. Bakalım neler göreceğiz. İzliyor olacağız. İki tarafın da istekliliği çok yüksek bu karşılaşma üzerinde. Biraz da şu gün içerisinde yaşanan ilk iki karşılaşmaya oranla rekabet seviyesi biraz daha birbirine yakın takımlar olarak da değerlendirmek lazım. Gerçekten kimin kazanacağını çok söylemek mümkün değil. Bu arada Zorn'un arkaya sakmasını ciddi şekilde cezalandırmak istiyorlar. Bakalım burada çıkabilecek mi? Pek de mümkün görünmüyor. Ebo çekmiş oldu. İyi skor gerçekten Murano. Biraz da hani açgözlülük yaşadı galiba. Onun da cezasını çekmiş oluyor zaten. Ya şöyle bir durum söz konusu. Tamam Groom var elinde. Groom'la beraber Roman darlamak istersin. Kesinlikle katılıyorum ama o kadar da darlanmaz. Hani böyle direkt orta koridorun dönebileceği yakında olan bir mesafedesin.
Hani ne bileyim böyle skor ormanları gibi. Bak bir seviyeye kaldın, bir kere öldün, rakibine bir skor verdin ve dakika bir ormanların ilk kanı veriyorsun. Evet, yani daha dakika 1'e yeni geldik. Daha öncesinde ilk kan verildi. Burada Zorn'un bir hareketliliği vardı. Baloski'nin hareketine keser. Destek var bu arada. Neyel yeniden geldi. Warlord orada duvar da açıldı. Duvarın arkasına doğru gelen hasarla beraber bir skor daha çıkmış oluyor. Hatta Warlord Baloski'yi de düşüren isim. Bunun sonrasında üst üste skorlar çıkmış olduğu. Böylelikle baktığımız zaman 2-1'e kadar geliyor durum ve altın farkında da henüz oyunun başı olmasına rağmen 300-400'lük bir fark açılmış durumda. Geekfam lehine Endonezya temsilcisi adına. Ya oradaki düşen oyuncu kim tekrardan kontrol edeyim? Tank. Çok önemli bir skor almadı aslında Homeboys. Zor düştü. Yani, daha tekrar. Yani tanklarının düşmesi çok büyük bir önem sarf etmiyor. Orada alınan iki skor yeterli. Hı-hı. İşte Bruno'da kasılıyor bir yandan olan var. Yani Geekfam'in şu anda kaybetmekten çok uzak ya. Yani şu an iyi başladılar gibi. Sepat'ın üzerinde bir hareketlenme vardı. Warlord'un oraya desteğiyle beraber Sepat biraz daha geriye çekilmek isteyecek ama ciddi bir hasar var. Sepat ucu ucuna yaşıyor. Warlord'un da desteğiyle beraber Eboy'un üzerindeki agresyonundan kurtuldu. Mark ile Raziel'in buraya bakalım burada solo kill pek çıkmaz gibi değil mi buraya rotasyon gelmediği sürece. Şöyle bir baktığımız zaman ilk kaplumbağa da alınmış oluyor böylelikle. Zorn biraz experience olarak geride kaldı. O dördüncü level'ını bulmaya çalışıyorken, boşluk arıyorken ki oyunun başında iki kere ölmesinin de bunda etkisi var. Biraz daha experience bulup hareketlenmesi gerekecek. Dördüncü level'ını şimdi yeni buldu. Bakalım neler çıkartabilecek. Üçüncü dakikaya henüz yaklaşıyoruz. 2-1'lik bir skor, 500'lük bir altın farkı Geekfam lehine. Yani şöyle genel olarak kontrol ettiğimizde işte 300 altınlık, 400 altınlık fark var. Bunlar yani böyle fark sayılacak bile. Tabii farklar oyunun değil. Başında aynen, zaten. Tadı. Yani hı-hı, oyun üstünlüğü olarak Geek oldukça fazlasıyla önde. Hani genel olarak işte hasar, pozisyon, konum işte ama şu etkisi dediğimiz bir etken var. Çok fazla kırılganlar. O kırılganlıklara nasıl karşı gelecekler bakacağız ve burada da Akdeniz'i çaldığını görüntülüyoruz. Nolan'ın artık ikinci kaplumbağa için gerisemi başladık 60'tan. Evet, bu kaplumbağa önemli olacak. Onun etrafında konuşulacak muhakkak ki takımlar kimin hamlesi daha etkili göreceğiz. Luke'un üzerine Sepat'tan bir atılma var. Çok da devamının gelmesi mümkün olmayan bir pozisyon. Ortadaki milyon dalgasının alınması, puşlanmasıyla beraber belki yanda bir aksiyon çıkabilir derken Luke'un üzerine şimdi çok ciddi bir hasar geliyor. Luke çıkabilecek mi oradan? Sepat hayır nereye gidiyorsun dedi. Luke'u bulduğu pozisyonu skora dönüştürmüş oldu böylelikle. Yani burada skorlarını tekrardan tavsiye ettiler ama hasara bakar mısın? Acımadı, resmen tek attı, geri doğru çekti. Rami'den inanılmaz bir hamle geldi. Nolan kule altı ve ilk yanışını bitiriyor. Skor durumu da böylelikle beraber farklı seviyelere ulaşmış durumda. Evet, Hood yenilenmedi üstte ama 4-1'lik bir durum var. Normalde 2-1 güncellenecektir muhakkak. Şöyle bir baktığımızda Chibi'nin şu ana kadar istediğini çok net bulduğunu söylemek mümkün değil. 0-0-2 yani 2 asisti var ama bir skor katkısı bulmak isteyecektir bir pozisyon çıkartırsa kendine. Özellikle Zorn'un 6 level olması da gerekiyor, onu da söylememiz lazım ve iki takım da konuşlandı objektif tarafında. Eboy'un üzerinde bir miktar hasar vardı, o kendini güvenli konuma getirecek bir duvar atıldı. Aloyski de yine pozisyona gelen bir diğer isim. Bir miktar hasar var. Şöyle baktığımız zaman çalınabilecek mi göreceğiz. Bir stun geldi orada. Arka tarafta Chibi istediğini elde etti. Baloyski'nin üzerinde ciddi hasar var. Sepat onu kovalamadı ama Chibi devamını getirebilecek mi Baloyski ölümle yaşam arasında? Ve Baloyski oradan çıkmayı başaracak. 4-2'lik bir skor ve kaplumbağada alınmış olduğu onu da söyleyelim. Zorn'un üzerinde bir hareketlenme var. Ama Razel pozisyona yakın Zorn'u da saygı duyup çok kovalamayacak Geekfam tarafı. Yani 4-2'lik bir skor durumu söz konusu. İşte kaplumbağalar alındı. Her iki tarafında bir tane kaplumbağa aldığını görüyoruz. Altın farkı da yine 300-500 mantlarında ilerlemeye devam ediyor. Burada yine zorlamasından vazgeçmiyor. bir zorlamacı daha bulduk değil mi? Adıyla uyumlu şekilde. Bir tanesi de Zorn oldu. Bakalım bundan sonrası için aynı tempoyu devam ettirebilecek mi? 0-2-1 konumunda o çok da istediği durumda değil ama biraz eli açık oynamayı seven, biraz inisiyatif alan bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bakalım bundan yararlanabilecek mi? Chibi'nin üzerinde bir miktar hasar vardı. Nengil tek ters ayakta kalabilir ama Baloyski orada. Baloyski'den bir miktar hasar çıkıyor Zorn'a ama Zorn'un da çok da umurunda değil bu. Takım arkadaşının oradan uzaklaşmasını sağladı ve kendisi de sağlıklı şekilde pozisyonunu korumaya devam edecek. O da 7 level oldu bile. Baloyski'nin önünde hatta bir duvar attı, sıkıştırdı orada. Sepat'tan destek gelir mi? Çok da mümkün değil o derinlere gitmeleri. Yani güçlendirmeleri alıyorlar. Oyun rotasyonları aslında baktığın zaman Homeboys'un
Böyle biraz iddia, ormancıyı rahat oynat. Evet. Ormancı bir yolunu bulur, bizi taşır gibi, ama işte altın koridoru için ben bunu söyleyemeyeceğim. Oldukça fazla ezildi. İksiyah bir skor da verdi 7 seviyeyken burnu 9'a doğru ilerlediğini görüntülüyoruz mesela. Evet, ciddi bir fark oluştu gerçekten de o pozisyonda. Razel 8. seviyesini yeni buluyor. Son yakın yukarı koridora. Baloyski de tabii ki nişancısını yalnız bırakmıyor. Oo, yakalamaya çalışıyor. Güzel hasarlar. Şoy tam zamanda o içe. Bir yandan da Lila bombalarını patlamaya devam etti ama o hasar hani Joy'u kesmek için yeterli bir hasar değil. Şimdi bu arada ters pozisyonda kaldı. Nengel'den bir miktar hasar alıyor ama bu onun ölmesine yeterli olmayacak. Yine bir kaplumbağa aksiyonu görüyor olacağız. Nengel vurmaya başladı bile. Zorn bölgedeki isimlerden biri Razel desteğe geldi. Baloyski yine o isimlerden bir diğeri. Zorn'un üzerine hareketlilik var. Şöyle bir baktığımızda Nengel almış oluyor objektifi istediği gibi. Bu arada ters ayakta kaldı biraz Zorn ama kendisini oradan atmayı başaracak mı? Luke oraya yetişen bir isim. Bu oyun hasarları yeterli mi? Çok iyi oyun. Gerçekten de net bir skor orada. Zorn kill'i aslında kolay da bir kill değildi. Biraz da zaman aldı ama Luke ve Ebo'yun takipçiliği bunu skora dönüştürmeye yeterli. Hatta bu bir kuleye de dönüşebilir mi? Razel şimdi o minyon dalgalarını pushlayınca çok da mümkün olmayacak kuleye dönüşmesi burada alınan kill'in. Ama arkadan bir reperant var, arkadan bir sarma girişimi var. Luke minyon dalgasını aldı. Varlord'un üzerine çok oynanmayacak. Bakalım neler getirecek aldı devamı. Aldı mı? Aldı. Çok rahat, çok çok. Güçlendirme de alınıyor. Ya oyuna şu anda yavaş yavaş böyle inceden hükmetmeye başladılar gibi, fark 1000 altınlara kadar dayanmış durumda. 70 saniye sonra geliştirmemiş Lord sahnede olacak. Neler olacak merak ediyorum. Lord'la beraber bu kadar üstünken bir tane de Lord almak istersin. Tabii ki, yani taşlandırmak gerekiyor. Oyunun temposunu eline almak açısından yapılacak bundan sonraki mantıklı hamle o gibi. İki takımın da buna cevabı olacaktır tabii ki birbirleri özelinde. Bakalım neler çıkartabilecekler. Chibi'ye değinmemiz lazım. O henüz skor bulmuş değil. Oyunun başında aldığı iki asist vardı. Onun dışında bir skor çıkartamadı. Luke'un bir hareketlenmesi olduğu üzerine ama Chibi'nin pozisyondan çıkmaması için bir sebep zaten yok. Zorn yine o alıştığımız temposunda oynuyor. Biraz rakibe yakın bir görüntüsü var. Eyz atıyor. Bu arada Ebo üzerine bir hareketlendi ama Zorn bölgeden uzaklaşmayı bilen isim. Parlak zırhın gücü adına. Vuramıyor bile. Zorn'un umurunda değil. Baloyski'nin bir hareketlenmesi var. Zorn tabii ki dediğimiz gibi hani bir miktar hasar üzerinde topluyor. Yani en azından çok takım arkadaşlarından destek görüp bir pozisyon yaratamasa da rakiplerini meşgul ediyor ve rakipleriyle alakalı info topluyor. Nerede olduklarının bilgisini veriyor. Kullanılan spelleri söylüyor. Zorn'dan da şu ana kadar beklenen oyun buydu. Skoruna çok yansımasa da 0'a 3 olsa da kötü de bir oyun, o kadar da kötü de bir oyun geçirmiyor aslına bakarsanız. Evet. Çünkü rakibe bir miktar uğraş da çıkartıyor. Zorn böyle sanki dikkat dağıtan, orada da yaramazlık yapan evet, çocuk gibi evet. Takılıyor haritada. Orta koridora ilerletiyor. Varkok yaklaşmaya çalışıyor. Bir yandan Lila da yaparken hamlesi Grok'tan duvara doğru bir ulti. Güzel ulti dedi ama yeter değil. İçeri doğru Arlott'tan güzel bir ışınlanma kombosu ama Baloyski çıkmayı başardı. Kibi geldi. Kibi girdi, aldı, çıktı resmen tam olarak. İki yakaladı, saniye Luke gerçekleşti yakaladı. Ama Luke'tan da muazzam bir ultiyle beraber burada Kibi'yi düşündü. Raziel'den bir ulti. Raziel, Varlot, Sepat. Ve bir yandan da son dörtlüsü geldi orada resmiyetten duvar örtüler ama bu yeterli olmadı. Bakalım burada Lord'a doğru bir aksiyon görebilecek miyiz? Zoy'un da 15 saniyesi var doğması için. Marki, Luke şu anda Lord'a başlangıç yaparken Sepat'la beraber Varlot arkadan kapatmaya çalışıyorlar. Grok duvarlarıyla beraber burada Lord'u bozmaya çalışacak. Geldi oraya, Lord'a yakın yakın davranıyor ama bozarsa bu candan sıkıntı olabilir. Geldi içeri duvara doğru kafasına attı. Arlott zıplatılıyor. Bence şimdi kaçırmıyor ama... Yine aldı, yine aldı. Nengel'de kaldı. Gayet de iyi bir senaryo onlar için. Zorn'un da düşmesiyle beraber arkaya doğru hareketlenmeden ciddi miktarda hasar çıktı. Sepat da düşmek çok üzere. Çok iyi oyun İki be. Skor birden çıkmış oluyor. Böylelikle Chibi intikam isteğinde. Takım arkadaşlarının intikamını alabilecek mi? Nengel'e en azından Chibi deniyorken mümkün de değil. Baloyski bırak arkadaşımı dedi Chibi'nin de agresyonunu. Durdurmuş oluyor. Hem iki skor çıktı. Hem de Chibi'nin intikam isteği durduruldu. Hem de Lord alındı. Gikfem özelinde belirgin bir öne geçme var gibi Murat. Ya hani şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bak orada Bruno ölmeseydi çok farklı olurdu ama Ixia ultisini o kadar güzel bir pozisyonda açtı ki. Burada takımına skor kazandırdı. Belki de kulelerinin gitmemesini kazandırdı. Bak bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Üç kulelerini kontrol ettiğimizde Homebrews'un kulesi zaten
yer ayakta yerdi. Şu alttan da bir kule açsalardı daha güzel olabilirdi. Lord'u en etkili bu şekilde kullanabilirlerdi ama bunu başaramadılar tabii. Vuruştuktan sonra daha fazla üstlerine gidemediler. Evet. Daha fazlasını bulmak istediler ama pozisyon çok da müsait değildi. Biraz da rakiplerine saygı duymayı da ekleyebiliriz buna. İki takım da temkinli tabii ki. Çibinin üzerine bir hareketlenme var. Luke oraya geldi. Sepat'ın desteği var. Sonunda bölgeye gelen isimlerden biri. Zorun'un hareketliliği burada önemli olacak. İyi sıkıştırdılar. Luke sersemletme etkisi altındaydı. Şimdi çıktı. Çalıların arkasında saklanmaya çalışıyor. Sepat onu bırakmak istemiyor. Duvar çok güzel bir duvar geldi oraya. Zorun'dan mükemmel bir duvar. Devamında da skor çıktı. Sepat oradan takım arkadaşlarının da eskortuyla beraber çıkabilecek mi? Arkadan Daniel geldi. Buranın dengesini değiştiren isim olacağım dedi. Mega kill çıkıyor. Engelden dengeleri gerçekten değiştirdi. Chibi'yi de aldın Engel. Double kill'i buldu. Duvar üstünde 6. kill oldu. Bir counter kill gelir mi? Luke düştü. Engel'e de şimdi düşüyorlar. Sepat düşecek mi Baloski? Onu bulan isim 12 altınlık skora kadar gelmiş olduk. Böylelikle 4 oyuncu birden yerde. Homeboys tarafında. Warlord geride kalan tek keserler, keserler. O tek başına bir kaldı. Can. Vur! Çıkabilecek mi? Marki! Kesti! Kesti! Net buldu. 5 kişilik Team Vibe. 5'ini birden sildiler. Zorn düzeltiyorum. Kombatın başında ölen isimdi. O şimdi doğdu ama tek başına ve takım arkadaşlarının doğmasını beklemek durumunda alttan bir kulo kaybedildi ve ortadaki ikinci kulede ciddi miktarda hasar aldı. Altın farkı da 4K'ya kadar geliyor. 4K'ya kadar geliyor demek. Dakika 12. Şimdi geliştirmiş Lord kapanış demek. Eğer bu üstünlüğü, aradaki farkı böyle koruyabilirlerse kapanış demeyelim ya. Kapanış çok erken. Kapanışın başlangıcı olabilir belki. Zorn burada istediği pozisyonda göremiyor kendini, çıkabilecek mi? Evet. Faramir Sultan'a gitti. Yort öncesinde. Yani ışınlanma zaten kullanılmıştı. Faramir Sultan'a gerek var mıydı? Anlaşamadılar. Evet, evet, aynı sayfada değillerdi birazcık sanki Murat, senin de söylediğin gibi. Tam anlaşamadılar. En azından hani kili vermediler ama biraz fazla kaynak harcandı bu kilin verilmemesi için. Onu da söylemek lazım gerçekten. Lord kamerası da ekranlarda. Lord geldi. Bakalım bunun üzerinde ne tarz bir oyun oynanacak. Faramir'in ultisi yok Lord'da. Lord fight'ında onun da söylememiz lazım. Biraz önce kullanılmıştı. Bakalım Sepat bölgeye gelen isimlerden biri. Nengel uzaklardan kesiyor orayı. Bir atılım gerçekleşti. Zorn'un üzerinde ciddi hasar var. Zorn'u yok ettiler adeta. 35 dakika bench'te Zorn. Bakalım bundan sonrası için 5v4'lük pozisyonda neler bulabilecek Homeboys tarafı. Luke biraz kendi yanına doğru çekti Lord'u. Şimdi hasar verme konusunda çok da aceleci davranmıyor. Marki oraya yaklaşacak. Baloiski'nin de gelmesiyle beraber Sepat'ı oradan uzaklaştırırsalar belki Lord'u oynarlar. Sepat Baloiski'nin üzerine hareket etti. Chibi arkalara doğru sarkma istedi. Marki'yi bulmak istedi ama Marki oradan çıkmayı başardı. Şimdi devamında ciddi miktarda skor var. Sepat düşen isim oldu. Zamanı. Yani iki kişi birden verdiler. Hem Zorn daha önceden ölmüş öldü hem de Sepat burada düşünce Lord'un da alınmasıyla beraber Geekfam üstünlüğünü biraz kabul ettirmeye başlıyor. Lord'u da aldı. Yani zaten öndeydi ama onu resmiyete döker noktada. Kiminin istekliliği var bakalım. Nengel'i bulabilecek mi en azından? Buldu. Oradan çıkması da kolay gibi görünüyor. Yani Chibi birazcık umutları en azından hani yeşertmeye çalışan oyuncu gibi Homeboys tarafında. Ya yeşertmeye çalışıyor, yeşertmeye çalışıyor da bu çöl kurudu. Çölde nasıl yeşillendireceksin tema ya? Tema mısın sen yani? Yani öyle ne kadar yeşerteceksin değil mi? Abi istediğin kadar su dök çölde. Çiçek çölde, bitmez. Çiçek bitmez mi? Ya abi dikenli gül çıkar bunlardan çıksa. Çıksa o olsa çok... olsa kaktüs olur diyorsun. Kaktüs, dikenli gül. Hadi ama bakalım. İşte Baloiski... Eğer birisini tutarsa işler değişir bak. Orada 3-4 kişiyi tuttu, çekti. Oyun kapanınca eğer tutamazsa bu Lord şey gibi. Boşa giden bir Lord gibi olacak. Evet yani yukarıda Lord'un hareketliliğe istinaden onunla eş zamanlı bir organizasyon düzenleyebilirler. Zorn'un bu arada enteresan hareketleri var. Ya rakipleri. Yaramaz çocuk ya. Hakikaten Zorn birazcık rakiplerini de taltlayan bir görüntüde. 6 kere de öldü. O da bazı şeylerden vazgeçmiş gibi görünüyor. Lord'un kafasıyla beraber kuleye yarı cana kadar indi bile. Sepat şimdi inanılmaz bir hasar çıkarttı ama devamını bulabilecek mi? Baloiski bir miktar daha hasar almıştı. Arkaya doğru sarkma var. Baktığımız zaman Chibi düştü. Chibi'nin düşmesiyle beraber Gron'da atlaması. Ciddi miktarda hasar Zorn'un üzerinde var. Evo'yu düşen isimdi. Çok kötü oldu bu. Çok iyi oynuyorlar. Çıkabilecek mi? Zorn da düşüyor ama baktığımız zaman Baloiski de düşen isim. Hatta şöyle bir baktığımız zaman Luke da Baloiski'nin yanında mezarı boyluyor. 4 adet ölen isimle beraber Geekfam'e aile mezarı açmış olduk böylelikle. 18'e 11'lik 15 dakikalık bir skor. Yani Geekfam burada bu fight'te birazcık daha iyi iş yapabilse oyunu kapatmaya bile yakındı sanki. Ama işte Homeboys'un yaptığı o kombayı istersen bir tekrardan izleyelim. Evet. Çünkü insanlık dışı belki de M5'inin bir hareketlerine giremeyecek bir hareket. Grok
O kişiyle beraber giriyor, ardından işte ışınlanmasıyla beraber giriyor. Muazzam bir takım savaş. Terizde de orada 2-3 oyuncu tutuyor falan. Bayağı iyiydi yani savaş. Yani Zorro'nun iyi oyunu vardı düşmeden önce. Ne kadar skoruna çok yansımasa da devamında takım arkadaşlarının kitle kontrolüyle beraber istediklerini elde ettiler. Yani çok dengeye girdi diyemeyiz oyun. Geekfam bir tık daha yine önde görünen isim baktığımız zaman yukarıdan da zaten bir üst kulesi aldılar. Bunu da bu şekilde kanıtlayabiliriz. Ama ve lakin oyunu bitirmeye çok yakınken bir miktar vitesleri geriye düştü. Onu da söylememiz lazım. Evet. Bakalım bu vitesi arttırma konusunda neler yapacaklar. Biraz daha kendi üstüne yakın oynamayı tercih ediyor. Bundan sonrası için homeboy tarafı görüntü en azından o şekilde risk almak istemeyecekler. Mesela biz de benzer bir senaryoya düşmüştük SMG karşısında ama dışarıda oynamayı kabul etmiştik oyunu. O riski almıştık ve o riskte meyvelerini vermişti. Homeboys'dan daha temkinli bir oyun var. Evet. Bizim tarzımızın ters simetriğine biraz daha kendi... Ters simetriler yine geldi. Görünmezlikler basıldı. Bakalım ters simetride mi kalacak? Arkadan kapatmaya çalışıyor. Baloyski hemen Sebat'ı fark edince pozisyonu bozdu. Alt koridorundan ona ittirmeye çalışıyor. Zorun'un üstünde yine o hasarlar ve canı 125 yaşı. Tabii ki parlak zırh olmasaydı burada daha farklı bir hasar görüntüsü çıkabilirdi. Bait Lord'u üstlerine çekmeye çalışıyorlar. Üst koridorda da Slowfish'a bırakılmış durumda. Bakalım Blue Lord'un sahibi hangi taraf olacak, merakla bekliyorum. İki tarafın da güç tercihleri var, komboları var, bombo kombolar. İşler bitiriyor. Teniz de hamlesini yapacak ya da Grok güzel bir hamle yapacak. Bu karşılaşma ancak öyle biter. Luke yüksek hasara maruz kaldı ve burada ultisini kullanmak zorunda kaldı. İşler değişti. Evet, burada harcanan bir ulti var. Baluski'ne bak. Yani Baluski yine hareketlenmek isteyecek oraya. Arkada birazcık ters pozisyonda kaldı. Takım arkadaşlarının yardımına ihtiyacı var. Çibi de mimikler asalan isim. Boeski oydan çıktı gibi. Serpat oradaki hasardan kurtulabilecek mi? Yani o geri dönüşle beraber istediğini elde ediyor. Ve Sepat yere düşen isim oldu ama Marki skoru, Marki takası alınıyor devamında. Yine birebirlik bir takas çıkmış oldu. Yani iyi bir oyun vardı ama Marki düşmeseydi burada Geekfam... Belki de fişi çekmeye yakın olan isim olacaktı ama yine bir miktar Lord etrafında denge var gibi. Yani ya. Burada daha çok ismi olan baktığımız zaman homeboys ama Geek buraya akın akın geliyor. Üst koridorda büyük bir milyon dalgası var. Stopuşu bıraktıklarını söylemiştik. Bir oyuncu gitmek zorunda kaldı. Bu da Faramis oldu. Şu anda bir kişi değil. İki kişi eksikler. Evet. Lord'un canı 12'lere, 10'lara düştü ve Lord'un sahibi burada. Ne olur olabilecek mi? Ve burada shutdown gelirken bir de yanında Lord geliyor. Arada kalan bir oyuncu daha var. Burada belki de dönüp Faramis keserlerse işler değişir ama Joy Nolan'ın peşinde ve görünmezlik geldi. Vurdun uzaklaştı ama takım arkadaşlarının hala yardıma ihtiyacı var. Grok orada resmen bir park alanı kurdu. Duvar öre öre gezdiriyor şu anda Terizde'yi. Yani acı çektiriyorlar çocuğa. Lord'u aldılar ama hem Eboy düştü hem de biraz önce birkaç saniye önce Luke da düşmüş oldu o atılan duvara istinaden. Senin de dediğin gibi işkenceli bir ölüm oldu gerçekten onun için. Bayağı. Uzun süren bir ölüm oldu. Lord'u almalarına rağmen yine çok agresif bir push'a dönüşmeyebilir bu. Çünkü iki oyuncularını kaybetmişlerdi ki Lord'u base'inin dışında durdurmayı başaracak gibi görünüyor. Homeboy tarafı. Şimdi bu arada Lord'u cidden güzel hasarlar veriyor. Tek bir kayması 1.5K civarlarında vuruyor. Oradan aynen hesapla. Öyle. Lord'un canı 20K ise 1.5K vuruyorsa kaç vuruşta keser? Mı? Yok kaç vuruşta keser? Al sana bir tane daha hazır cevap. 1.5 böldü. Kaç oluyor ya? Bir dakika abi ya. Beni yok ettin gerçekten. Bir ara hesaplarız. Şöyle bir baktığımızda yani Geekfam 2'dir Lord'u alıp Lord'u alma sırasında bir iki skor verdiği için oyunu kapatamıyor Murano. Evet. Ama baktığımız zaman hani üstten base kulesini aldılar. Ortadan base kulesinin canı çok az. Yani yavaş yavaş kapatmaya çalışacaklar ama bir sonraki Lord'u aldıklarında böyle skor vermeyerek almaları lazım bunun için. İşte o kadar kolay olmuyor yani karşımızda tabii, da ki rakip de elma toplamıyor derken burada Aguro kafası neredeyse bizim pencereden girecek o kadar kötüydü. Sepat'ın üzerinde bir miktar hareketlenme vardı o takım arkadaşlarının yanına dönerek burada sorun yaşamayacak. Nenyal'ı yakalamak istediler ama Eboy'un da desteği var zaten ona, o da sorun yaşamayan isim. Yine bir miktar sürtüşmeye ayrılmaya bıraktı. Oradaki senaryoyu yani dakika 20'ye geldik. Altın farkı 1K değil Murano. Yani işte bu da ne kadar çekişmenin çetince üzerinde. Evet, ondan bahsetmiştik zaten. Hani belki de bugünün birbirine en denk iki takımının mücadelesi demiştik. Onu da kanıtlar nitelikte bir görüntü ya, oldu.
Luke'la beraber Zorn ne yapıyor abi ya? Ya onu Zorn başlattı o hareketi. Luke da ona eşlik ediyor açıkçası. Zorn gerçekten çok rahatsız bir oyuncu bence. Evet, rakibi böyle kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hata olabilir belki. Belki de. Aşağıdan bakacağım Zorn'un yüzüne. Çok merak ettim. Aha. At bakayım. Base atarken yüzü ne oluyor? Ah be, göremedik. Oyun fotoğrafından sonda bakarız. Orada daha net görürsün belki. Anlar mısın yüzünden hiperaktif olduğunu? Tabii. Hemen bilirim diyorsun. Otursun, otursundan kalkışından daha iyi anlarım. Luke'la Zorn gerçekten hani birbirlerini tauntluyorlar uzun bir süredir. Zorn'un başlattığı bu furuya Luke da katıldı. Tabii ben ki... buradan kanser oldum ama yani. Gerçekten sinirim bozuluyor şu anda bu duruma. Çok rahatsız edici ya. Türkiye'de yani Türkiye dışında hiçbir ülke bunu takmıyor bu kadar. Ciddi söylüyorum. Doğru. Biz tabii biraz duygusallık da var bizde. Bazen bu tarz şeyler hani en büyük gücümüz olduğu gibi en büyük zayiat ne derler? Düzeltelim hemen onu. Zayıflığımız da olabiliyor. Evet. Zayıflığımız olabiliyor. İşte evet. Duygularımız, biz duygusal bir ülkeyiz. Lord'da bir hareketlenme var. Sepat, Razel ve Warlord'un hasarlarıyla Zorn bölgede. E-Boy bir miktar Zorn'un üzerine hasar çıkarttı. Hatta Zorn biraz da tehlikeli noktaya kadar ilerledi üzerine aldığı hasarlarla. Baloski'nin oraya hareketlenmesi olabilir. Şöyle bir baktığımızda Lord'a doğru hareketlilik var. Bakalım kimde kalacak? Onkan'ın altına doğru ilerliyor. Can 7 kadar geldi. Kimde kaldı? Kimde kaldı? Aldı geldi çaldı. Tam zamanında bir de üstlerinde olan kesildi. Luke'un da burada düşeceğini görebilecek miyiz diye baktığımda burada Robin'in katlediğini görüyorum ve Ombros'tan bir comeback mi göreceğiz? İmitörlerini kaybettiler ama yılmadılar. Geldiler Lord'u çaldılar. Burada Raziel'in de canının çok az olduğunu görüyoruz ve Cherizan'ın pasifi sayesinde düşüyor. Burada Zorn'u yakaladılar. Zorn üstüne doğru güzel hasarlarını veriyor ve son düz vuruşuyla beraber adeta can yakıcı bir tane küçükken plastik toplar vardı. Adeta öyle şutları var. Yakıyor bir de ıslak. Bu şey suratta iz çıkartanlar. Aynen öyle. Hamuslu olduğu zaman daha fazla vuruyor ama Joy. Şibi. Joy geldi içeri doğru. Lina'dan yüksek hasar yiyince abi bunun toplarda gerçekten can yakıyormuş dedi. Ve geri doğru uzaklaştı. Evet, yutabileceğinden daha fazlasını çiğnemeye çalışınca oradan kaçıyor tabii ki. Evet. Bakalım neler çıkacak bundan sonra için. Yani gerçekten çok dengeli bir oyun var yani Murano. 23. dakikaya geldik. 1.5K dolaylarında seyrediyor. Altın farkı hatta zaman zaman yön de değiştiriyor bu farkın lehye olduğu taraf. O derece yakın bir oyun var. Yine pek de aşırı derecede verim alınamayan bir Lord olmuş oldu. Çünkü Lord her Lord alımı sırasında iki takım da zayiat veriyor. Bu da Lordların tek başına koridordan ilerlemesi demek oluyor. Yani bir miktar Lord bir şeyler vuruyor ama tek başına gittiği için çok net bir oyun kapatma yöntemi de olmamış oluyor. O yüzden bir miktar oyun uzadı yani. 25'leri göreceğiz hatta geçeceğiz gibi bir sonraki Lord'un özelinde bir oyun olacağını varsayarsak. Bugün 20'nin altında bir maç var mıydı? Var, ilk seride vardı. İlk seri değil mi? Onun dışında yok. 13'tü, evet. 13-14'lü ilk seri ilk maç galiba. Belki tamam. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa galiba doğru. Sadece o var. Sadece o var. Çünkü diğerlerinin 25 sürdü. Sonraki maçı FF maçları da çok uzun sürdü. Tabii bizim ikinci maç zaten bayağı uzun sürdü. 30 dakikaya gördük mü 26 yine. 26-27 o civarlarda olması lazım. Muhakkak kontrol ederiz onları. Ama hani dediğin gibi evet ortalamaların üzerinde sürüyor maçların süresi. Yani o konuda haklısın. Biraz da tabii ki bu da hani ne kadar rekabetçi bir ortam olduğunu M5'in kanıtlar nitelikte. Bakacağız bakalım kim daha iyi oynuyor, kim kazanacak göreceğiz. Ya bu aslında şuna gebe midir sence Murano? Yani oyunun sonlarını, late game'i iyi oynayan takımların nihai başarıya ulaşması anlamına gelebilir mi? Çünkü çoğu oyun 25'leri görüyor yani. Ya 25, yani eskiden 15 dakika uzun, o bir maç çok uzun derdik. Artık 25'ler normal geliyor. Değil mi? Ya biraz daha hani mesela 25 sırasında ne kadar altın kasıldı? O birazcık late game'e girip girmediğimizi belli ediyor aslında bakarsan. Evet. Şu anda tamamıyla late game yaşıyoruz. Evet tabii. 70K'nın üzerine çıkıldı artık. Bu saatten sonra altın farkının hani önemi tabii ki var ama öyle aşırı derecede de önemi yok. İki tarafında toplam 70K'yı bulduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Hani birçok gerekli eşya zaten toplandı. Baloski'nin üzerine bir hareketlenme vardı. Sepat ters ayakta kalabilir mi? Baloski daha fazla hasar alanı. Arkaya doğru kaçmayı başarıyor Baloski burada. Sorun yaşamayacak. Yine bir sürtüşme var ama sonuç yok. Biraz kedi kavgasına dönmeye başladı açıkçası. Evet. Yani ciddi miktarda hasarlar atılıp ucu ucuna kaçan oyuncuların sayısı son dakikalarda çoğalıyor.
Takım arkadaşlarının korumasıyla beraber güvenli pozisyona kaçan oyuncular bayağı sıklaşmaya başladı. Sonuç gelmiyor. Bu da Lord'un etrafında böyle bir konuşlanma demek oldu. Evet, şu anda Luke iyi böyle Lord'a dümenden vuruyor. Yani şu an amacı kesinlikle ve kesinlikle bu Lord'u almak değil. Tabii. Rakipleri birazcık daha öne çekmek. Bir yandan Lila'da orta koridoru ittirdi. Üst koridorda zaten slow push'a bırakılmış durumda. Alt koridordan ittirdikleri. Hareketlilik var gibi. Yine birazcık birbirlerinden uzaklaştılar. Bir sonuç tam çıkmadı. Lord'un canı 20K'lara kadar geldi. Bakalım bundan sonrası için neler çıkacak. Bir duvar kullanıldı. O duvarın etkisi şimdi kalkıyor. Zorn bir hareketlilik istedi bakalım. Şöyle bir arkaya doğru geçti. Eboy tarafına doğru bir oyun isteyecek ama takım arkadaşlarının desteğine ihtiyacı var. Zorn'un ölümsüzlüğü çalıştı. Ay, bakalım Lord kimde kalacak? Çaldı. Yine Chibi. Yine Chibi. Üçüncü Lord çalışı bu Chibi'nin. Tebrik ederim kendisini. Arka tarafta Sepat. Suppress bölüme düşmüştü. Sepat da arkaya kalkıp kaçabilecek mi? Pek de mümkün değil. Sepat'ın düşmesiyle beraber diğer tarafta Boloski düşmüştü. Eboy'un da düştüğünü görüyoruz. Yani şöyle bir baktığımızda 3 skor birden çıkılmış oldu. Luke da düşüyor. Yani gitti abi, 70 saniye boyunca oyunda yok. Bu sefer ben biter mi? Bruno veline olan. Bruno yüksek vuruyor ama karşındaki Grok sana ultide girecek. Join ultisi tekrardan çıkmış durumda. Faramis üstteki koridorları bıraktı. Hadi abi bitirmeye gidiyoruz dediler de. Kapatırlar mı? Sence o milyonların yok mu gidip bitirmesi derken Faramis döndü. Şu an bir kişi eksikler. Bruno gibi güçlü bir kahraman var elinde. İlk bu onun ultisine dikkat etmek lazım. Devam ediyor üstüne doğru. Lord ilk kafasını attı. Arka taraftan olan bir şeyler dönüyor. Grok'tan bir kafa. Doşlayamadı. Üstüne doğru geldi. Jordan ulti. Canaz arkada kuleye vurmaya devam eden bir eksiye var. Ve böylelikle beraber galibiyet geliyor. Ve setler duruma 1-0'a getirdiler. Yani enteresan bir oyun çıktı aslına bakarsan. Üst üste alınan lordlar var. Lordlar sırasında yaşanan zayiatlar 6. 7. lorda kadar itti bizi. Artık sonunda Homeboys tarafı uzun süre geride oynadığı, hatta base'inden 2 kule kaybettiği senaryoyu bir şekilde çevirmeyi başardı. Evet, yani Homeboys gayet net demesek de yine uzun süren bir mücadeleydi aslında ama burada galibiyete uzanmayı bildiler. Gayet netmiş Geekfam. Tabii bir sonraki karşılaşmada daha net işler yapmak durumunda kalacak. Yani sizce MVP kimdi beyler? Chibi bence. Chibi miydi? Yani MVP olmazsa yakarım burayı. Öyle mi diyorsun? Yok, oyun durdurdum. Çok büyük konuşmayalım. Bir an MVP olmaz mı? Ama hakkı. Bakalım kime gidecek MVP? Yani MVP belirlemek de zor açıkçası bu maç özelinde Sinan. Çünkü hani yakın bir maçtı. Zaten hep beraber bahsetmiştik. Lord çok çaldı ya. Chibi 3 tane galiba. Lord çalmış olması lazım. Yani iki kesim var. Bir tanesini belki hani ben kaçırmışımdır diye tahmin ediyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı şöyle özetleyebiliriz. İki tarafın da farklı dakikalarda Lord aldığı ama bu Lord'ları alırken karşılıklı zayiatların verildiği, buna istinaden de gülün siz de devam edin. Karşılıklı gülüyorlar, ne diyeceğimi şaşırdım. Hayır ya, şey yaptım şöyle. El sallı kameraya. Bir selam söyledin annenlere falan. Anne. Kamera bana bir dönersen çok selam söyleyeyim. Anne, baba, sizi çok seviyorum. Biz artık de ellerinizden öpüyoruz efendim. Nişanlımı da çok seviyorum. Ben artı mod yazıyor. Evet, akşam bulaşıkları yıkamayacağım mesela. Sadece ütü yapacağım. Bilirsin, evliler bilir. Aa, ayıp, sadece ütü mü? Ben olsam kek de yaparım karıma. Evet, ben de evliyim efendim. Sen 30 yaşına geldiğinde ve bekar olduğundan dolayı bu durumu yaşıyorsun. Zidane'dan mı bahsediyorsun? Evet. Yok, ben M5 logosundan bahsediyor. Ben de bana dedi. Chibi demiştik efendim. MVP Chibi'ye gitmiş oldu. Peki bir şey söyleyeceğim. Her şeyi geçtim. Hani Baloski'den çok konuştuk. Performansı sizce nasıldı? Ya bence mükemmel. Ben çok iyi, bazı fena noktalarda sallantıları vardı. Evet. Birkaç kere Lord da gereksiz öldü bence. Onun dışında iyi bir performans çizdi ama yani Lord'u çaldılar. Evet. Baloski sonrasında kill isteyip öldü. İki kere yaşandı. Aynen bu. Öyle. Bu iki kere yaşandı. O da birazcık güzel maçtı ya. Chat vurdu hareketliliğe. Kim ya bir de takımın göreceğiz. Her dakikasında bir rekabet vardı. Var, ya o rekabet. Evet. O tutkuyu hissettirdi. Çok gittili geldili oyun oldu ya. Baktığımız zaman hani iki tarafa da gidebilecek bir senaryo oyunun son dakikalarına kadar vardı. Son Lord'la beraber çekmiş oldular fişi. Yine uzun bir oyun. Yine hani 30 dakikaya yakın bir oyun oynandı. Tam hatırlamıyorum ama 26-27 civarı olması lazım. İki taraftan da hatalar var. İki taraftan da o hataları değerlendirilen pozisyonlar var. Şöyle bir baktığımız zaman... Yani bu maç benim için birazcık göz açıcı bir maç oldu diyeceğim ben sevgili Sinan. Neden evet. Dersen... Bence bu tarz hareketleri... Ki bence hatalar silsilesi bir maç bu bazı konularda.
Daha net rakiplere karşı yaparsalar ikisi de çok mahcup olur, çok üzülür. Yani çok kötü killer veriliyor. Zorn mesela, yani şimdi böyle bir cümle kurmak istemiyorum ama Zorn bir tık feedledi bence bu arada. Yani kaç kere öldü Zorn? 9 mu, 10 mu, 11 mi? Ben hala attığı o üste dönme efekti var ya. Evet. Yani ya trollemeye de başladı oyun zaten bir yerde. O da ama troll tabii abi. Trolleme denmez de işte biraz rakibi tauntlama falan. Ya iki tarafta ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi oyunda 6 kere 7 kere Lord alınıyorsa, Lord'u alan takım o Lord'la pushlayamıyorsa, çünkü Lord'u alış sırasında iki takımdan da üçer kişi ölüyorsa, evet, abi iki takımda